Merve Hanım geldiler. Başımıza neler geldi Merve Hanım. Siz gelene kadar önce Samet Bey, sonra Ezgi Hanım yolun çakılını, dikenini temizledi. Size rahat böyle sürat yapabileceğiniz bir platform bıraktılar. Çok da hızlı gitmeye gerek yok. 8800 puan ve 0 saniyedir çıtamız. Gülser Hanım sırasını bekliyor. 10 tane harf alın, üzerine 1 saniye arttırın. Bugünün şampiyonu olun efendim. Bakalım, umarım. Başlayalım mı? Başlayalım. Derin bir nefes. İşte ilk soru geliyor. Diyor ki, veba gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan kan emici bir canlı türü. Kene değil. Bilmiyorum. Siz söyleyeceksiniz. Kene. Kene. Ama bir tane daha var. Aa. Nesine kene? Özellikle veba farelerin üzerindeki bir şeyden. Hmm, kene gibi bir şeyden. Başka ne olabilir? Dört harfli böcek. Pire. Pire! 400 puan. Nasıl oldu? Heyecan. Sırf iki tane alkış alın diye yaptım bunu. Teşekkür ederim. Buyurun ikincisi gelsin. İmar görmüş tarla veya boş arazi. Alan. Alan mı deriz ona? Değil, alan değil. Alan saha. İmar. Bu daha çok tarla. İmar görmüş tarla veya boş arazi. Eskiden burada boş nokta nokta vardı, orada top oynardık. Artık yok, oraya da dikmişler. Bina. Bina dikmişler. Arsa. Arsa! 400 var. Buyurun yenisi gelsin. Aynı konu veya işle ilgili belgeler bütünü Merve Hanım. Bilmiyorum, siz söyleyin. Bir ürküyorsunuz ama iyi gidiyorsunuz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Buyurun gelsin yenisi. Meyve suyu, reçeli yapılır. Pasta ve tatlılarda kullanılır. Lekesi zor çıkar. Vişne. Vişne diyor. 300 puan daha. Bugün en iyi başlangıç bu arada. Onu da söyleyeyim yani. 4 soruda 1800 puan. Merak etmeyin. Evet, bir kere Ezgi Hanım'a nazar değdirdim. Size değdirmeyeceğim. Gelsin yenisi. Kumaşın belli ölçüde biçilmesine yarayan kağıt kalıp. Biliyorum da. Bambaşka şeylerin de adı aynı zamanda. Biliyorum ama. Hala var mı bilmiyorum. Eskiden böyle dergiler vardı. Bunu veriyorlardı. Annem aldırırdı, oradan biliyorum. Dantel değil. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Kağıt, kalıp. Hı hı. Böyle ona göre kumaşı kesiyorsunuz. Kumaşın üzerine biliyorum, koyuyorsunuz. Biliyorum. Kumaşın şeyi oluyor. Neyi oluyor? Kalıp, kalıba değil. Terziler kullanır. Bir tane daha harf alayım. Yani... Zaten terzi dediğiniz işçidir ama bunu kullanır. Çok değişik. Patika gibi bir şey. Hayır, hayır, hayır. Bambaşka bir şeyin adı aynı zamanda. Petit. Hayır. Ne? Bir tane daha alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Ona göre çıkartıyorum modelini. Yani en baştaki bu. Önce kumaşı kesmeden önce bu geliyor. En baştaki bu. En yukarıdaki bu. Aklıma gelmiyor hiçbir şey. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Bambaşka şeylerin. Portföy geliyor aklıma. Bu ne ya? Bambaşka şeylerin de adı. Petrol. Petrol mü? Bir tane daha harf alayım. Aldık yeter ama. Başka almayalım. Yeter. Patron. Onun ismi patron. Kaç harf aldık şimdi? Çok harf aldık. 5 tane mi aldık? 5 tane aldık. 5 tane daha alabilecek durumdayız ama merak etmeyin. Yani inşallah karşınıza bir daha böyle bir şey çıkmaz. Şimdi eski bir kelime var ama aynı zamanda bir edebiyatçının falan ismi olduğu için harf almadan halledersiniz gibi geliyor. Umarım. Kullanır mısınız eski kelimeleri? Ailenizde var mı çok böyle yani, Arapça kökenli yok, kelimeler? Yok, çok kullanmıyoruz ama. Bir bakın bakalım. Yersiz, gereksiz anlamında Arapça kökenli. Fuzuli. Oho! Boşuna korktuk ya. 2500 oldu kasa. Bunlar zaten birbiriyle bağlantılıydı. İlk 6 harfli cevabınızla son, özür dilerim. Son 6 harfli cevabınızla ilk 7 harfli cevabınız. Buyurun. Fuzuli'den çok uzağa gitmiyoruz yani. İki kelime ve diyor ki. Hiç gereği yokken. İki kelime. İki kelime. Yok yere. Ya da ilk yok kelimeyi yok. Değiştirin. Boş yere. Boş yere.
orada yok demişiz ya. Ha, görmemiş. Cevapta da yok olmaz. Hadi yenisi gelsin. Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı, voltaj. Akım değil. Akım değil o. Uçlar arasındaki potansiyel farkı. Gerilim. Gerilimdir o, gayet güzel. 3900, iki kelime. Sinema seviyordunuz siz değil Severim. Mi? Severim. Buyurun bir bakın bakalım. Sinemada karakterin aklından geçenleri... İç ses. İç ses mi o? Aa. Karakterin aklından geçenleri duyabilmemizi sağlayan replik. İki kelime, birini buldunuz. Sesi buldum. Sesi buldunuz. Sinemada karakterin aklından geçirdiklerini duyabilmemizi sağlayan replik. İç ses değil mi ya? Dış ses, iç ses. Bir de? Son ses. İç ses, dış ses biraz daha farklı. Bu diyor ki karakterin aklından... Kafa sesi. Kafa sesi. 800 puan. Ürküyoruz. Evet, çok ürküyorum. İki defa sıçradık. Aman dikkat. Üçüncüsüne dikkat. Şimdi futbol sorusu gelecek. Aa, gerçekten. Kale kadar kolay değil, haberiniz olsun. Gerçekten. İki kelime şöyle sorulmuş. Futbolda defans ile forvet arasında köprü görevi gören oyuncuların yer aldığı pozisyon. Orta saha mı? Nedir? Orta saha. Biliyorum Merve'm. İsimliğiniz düşmek üzere. Öyle bir yarıştınız ki dağıldınız. Yok yok, iyi geldik buraya kadar. 5 tane de harf alma hakkınız var halen. Geriye zaten 4 tane soru kaldı. Öyle mi? Evet evet. Süre derseniz 1 dakikadan soru fazla. Soru var mı? Bence yok. Aklınızı karıştırabilecek sorular var da bence çok zor bir soru yok. Ama patron da bence çok zor değildi. Denk gelmemiş işte. Aklıma gelmedi. İşte bir de çok kullandığınız bir tabir değil. Ondan dolayı. Bu kullanılır efendim. İnşallah çabucak da aklınıza gelir. Bolca ek almış, eklerle birlikte 9 harfli olmuş. Hem eskiden anlamında kullanılıyor hem de tam vaktinde. Bir zamanlar değil eskiden. Tek kelime olsun, tek kelime olsun. Öncelerde. Uzak gitmeyin işte, uzağa gitmeyin. Bulmuştunuz kelimeyi. Zamanın... Ha gayret. Da, eski zamanlarda. Şimdi sıkıntı şu. Siz böyle mırıldandığınızda eğer ki cevabı söylerseniz ben kabul edemem. Basmanız. Bastım. Ve net bir şekilde şimdi cevabı söylemeniz lazım. Zamanlarda. Sığdım oraya. Zamanında. Zamanında. 900 puan. Tamam, insanın aklı karışabilir ama belli noktada kendini bırakmamalıdır. Geriye hele 3 tanecik soru kalmışken. Ucuna geldik. 5 tane harf alabilir durumdayız. Sizden sonra kimse yarışmayacak. Takılırsanız lütfen harf alın. Tamam. Tamam. Yok, hafta finaline 9000'le gideceğim. Oradaki yarışmacıları da korkutacağım gibi planlar varsa. Niyetim yok, hayır. O zaman tamam. Takılırsak harf alalım. Tamam. Buyurun gelsin. Kanatlı bir hava taşıtının belirli ölçülerdeki küçültülmüş helikopter. Kopyası. Değil. Tayyare, helikopter. Bence harf alın. Harf alayım. En güzeli. İki kelime aradığınız. Diyor ki kanatlı bir... Harf alayım. Hava taşıtının diyor. Belirli ölçeklerde küçültülmüş kopyası. Mini uçak mı? Mini uçak mı? Değil mi? Merve Hanım, kaçıracaksınız fırsatı. Harf alın. Harf alayım. Alın. Eve mi götüreceksiniz efendim o harfleri? Bu ne ya? Ne uçak? Uçak. Ne uçak? Model uçak. Model uçak. Buradan kaybedersek benim bir suçum yok. Tam benim suçum. İki kelime. Müslümanlıkta gün ortası ibadeti. Öğle namazı. Oh, bir kendinize geldiniz vallahi. Hadi yahu işte şöyle. Buyurun yenisi gelsin. Birden çok kişinin müşterek harcamaları. İki kelime. Harf alayım. Harf istediler. Bir tane daha alırsınız. Bir tane daha alayım. Durdurun. Tam zamanında. Ortak gider. Nedir? Ortak gider. Ortak gider 800 puan daha. Aa, sen ne diyorsun? Bitti efendim, bitti. Bitti. Aa. Size ne oldu bir ara Merve Hanım? Bilmiyorum. 14 soru size fazla geldi bak. Evet, fazla. 10. soruya kadar gayet güzel geldiniz. Ondan sonra bambaşka birisiyle karşı karşıyaydım. Neyse. Ama bir saniye farkla bugünün şampiyonu oldunuz. Öyle mi? Ne dersiniz bu işe? Sevindim. Bir de alkışlayalım.